Herkesin fark edeceği gibi evrim konusuna azıcık mola verdik. Ama devamı gelecek. Çok fena. Aynen devamı gelecek. Ona ikinci posta arada birazcık başka konularla bir nefes alalım dedik. Sonra evrim konusunda kaldığımız yerden büyük canlıların evrimi. Çünkü daha sen de evrim hikayesini içerisinde kültüre devrim. Büyük canlı derken benden bahsedeceğim. kültürel evrim falan konusunda konuşmak istiyorum. Asıl bu evrim mevzusuna tabii başlarken içimi kaşıyan şeylerden bir tanesi de oydu. Ben evrimin parçalarından bir tanesi olduğunu da düşünüyorum. Bu şimdi söyleyeceğim konunun. Ama bunun karşılıklı ben kültürel tarafından, sen de biyolojik tarafından bakarak azıcık bir didikleyelim istediğim konulardan bir tanesi. Didikleyemek istediğim konunun adı sanat. Ve biz Türkiye'de sanat ve sanatçı kelimesiyle alakalı tuhaf bir etimolojik problem yaşadığımızı düşünüyorum. Evet. Neye sanat diyeceğimizi, neye sanatçı diyeceğimizi hala bilememekle alakalı bir problem var. Hala bu konuyla alakalı yani gerçekten kötü ve bizi eğlendiren, eğlendirici pozisyondaki işte mesela şarkıcılara ya da vesaireye çok fazla sanatla alakalı yaklaşıyor. Ya da sanatın kendisiyle alakalı çok fena bir elitizm ya da sekülerizm oluşuyor. Gerçekten çok ayrışıyor. Böyle karma karışık bir şey oluyor. Sanat, sanatçı kendini ayırt etmeye çalışıyor, korumaya çalışıyor çok yumuşak karınını. Ve başka ülkeler de bu doğu ya da batı diye ayırmayacağım çünkü doğunun içerisinde de bunu çözmüş ülkeler var. Sanatı sanatçıyı doğru biçimde kendi toplumsal yapısının içerisinde örgütlemişken Türkiye'de bunun bir türlü filizlenemediğini, düzgün ikliminin, coğrafyasının oluşamadığını düşünüyorum. O yüzden bizim tarafımızdan konuşmanın, yani bir bilim bakış açısıyla, bir iletişimci bakış açısıyla tekrar konuşmanın, etimolojik olarak sorgulanmasının pozitif bir değer katacağını düşünüyorum. Çok sıklıkla rastladığım şeylerden bir tanesi. Hani Atatürk'ün söylediği sanatsız kalan toplumun ana damarlarından birisi yoktur falan derken ki söylemeye çalıştığı şeyi çok anlamlı da buluyorum başka bir tarafta. Herkes her toplum için söylemiş. Yani toplumsal yapının önemli organlarından bir tanesi sanatla ilgili bir şey yapıyor olmak, öyle bir organizasyona sahip olmak. Birazcık senin tarafından bakalım. Yani ne oluyor da insan sanatsal bir şey üretmeyi istiyor? Yani beyninde, zihninde, yapısında, bedeninde ne oluyor? Sonra da ben üzerine bir şey eklemeye çalışayım tamam, falan. Arızalı mevzu. Bir bölüm inşallah yeter. Şöyle. Sanat modern insanı, yani bugün adına homo sapiens sapiens dediğimiz insanı daha önceki ana atasal form olan homo sapiens'ten ve neandertal, florensis, rudolfensis diye gibi diğer insan türlerinden ayıran en önemli şey. Sanatla başlıyor modern insanın hikayesi. Mağara duvarına resim yapmasıyla. Şimdi sanatın benim kendi uydurduğum bir tanımı var. Sanatçılara falan, bu konudaki akademisyenlere de çok danışmışlığım var. İtiraz eden olmadı şimdiye kadar. Hani buradan da söyleyeyim, itiraz eden olursa yorum bölümünde. Önce abone olmayı unutmayın, sonra yorum bölümünde. Hep YouTube'da yapıyorlar, biz niye yapmıyoruz ya? Ben gene yapayım bir tane. Abone olmanın tuşuna basın. Şimdi somut dünyayı gözlemleyerek buradan soyut düşünceler üretebilme, soyut imgeler üretebilme kapasitesine sahip bir zihnin ürettiği soyut konseptleri somutlaştırmasına ben sanat diyorum. Bu benim uydurduğum bir tanım. Bir yerde var mı bilmiyorum böyle bir tanım ama. Sanat için bir, soyutlaştırma yeteneği olan bir zihin gerekiyor. Somutlaştırabilme bilgisine, deneyimine sahip, bir birikime sahip bir canlı gerekiyor. Artık temel diğer canlılar gibi gözlem yapabilmesini gerektiriyor bu. Şimdi biz Homo sapiens sapiens dediğimiz tür, diğer işte bundan yaklaşık 1,5 milyon yıl önceden beri ortada gezen insan türleri arasında neden bu kadar tuhaf bir yerde? Çünkü artık dünyayı bir başka şekilde yorumlamaya başlıyor. Sanat sayesinde artık biz tabiatın kurallarıyla etkileşim yaparak seçilen ve ona göre salt doğal seçilimle işte bir şekilde şekillenen bir canlı değil, kendi seçilim kurallarımızı dayatmaya, kendi soyut fikirlerimizi somutlaştırarak oluşturduğumuz düzen içerisinde farklı bir dünya yaratmaya muktedir bir canlı haline geliyoruz gibi gözüküyor. Şöyle özetlesem ya da azıcık daha farklı bir yerinden bakıyor olsam bunda hemfikir olur muyuz acaba? Bir gerçeklik, fiziki gerçeklik evrenimiz var. Bu gerçeklik evreninin dışında başka bir şey olabileceğiyle alakalı hayal kurma halinin adı sanat olsa tam olur. Olarak tam bu işte soyut dediğim şey bu. Şimdi bütün canlılar muhtemelen bu arada kafa taslı bulduğumuz kafa taslarının işte içinde yer almış olabilecek beyinlere dair yürüttüğümüz tahminler var. Şimdi beyin fosilleşmediği için
kafatasındaki girinti çıkıntılardan bakıyoruz biz buna. Mesela Homo habilis'te, Homo erectus'ta, bunlar bizim hep eski insan türlerinin isimleri. İşte efendim Neandertaller'de. Bunların hepsinde beynin farklı düzeylerde gelişmiş bazı özellikleri var. Mesela bunlardan bazıları bize şeyi düşündürüyor. Diyelim Homo erectus artık iletişim kurmaya uygun bir beyinsel yapı. İşte bu şakak loblarının kafatası içindeki girintileri daha fazla gözüktüğü için orasının büyümüş olduğunu düşünüyor. Ve diyoruz ki işte bu biraz bir iletişimsel bir canlı. Bir tanesi işte habilis, muhtemelen aynı zamanda habilis marifette demek. Eliyle alet edevat yapabilen bir arkadaş Homo sapiens'ten çok önce. Bu muhtemelen bir otobiyografik belleğe sahip, bir deneyim biriktirebilen, yavaş yavaş kültür oluşturabilen, anlatabilen falan bir tarafı var. Homo sapiens sapiens'e geliyorsun ki bugün zaten işte seni beni incelesek de aynı şeyi görüyoruz. Bizden bahsediyoruz yani. Kafası bir tuhaf çalışıyor. Bir kere sanatı yapabilecek bir zihnin şöyle bir özelliği var. Özellikle yaratıcılık konusunda biz bunu çok anlatıyoruz. İşte David Eagleman da onu belgesellerinde falan çok anlattı. Hayvan beyninde girdiyle çıktı, yani algılamayla davranış arasında shortcut, kısa yol var. Hemen algılıyor, hemen davranıyor. Yani arada bir durup düşüneyim, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi bir fırsatı yok. İşte pat diye ses gelince tırsıyor, yemek bulunca atlıyor, tehlike olunca kaçıyor. Hemen yani girdi çıktı, birbirini takip ediyor. Ama insan da girdiden çıktıya gidene kadar beyin çok büyüdüğü için bizim işte görsel algı arkada, efendim yönetici devreler önde, hareketi yöneten devreler ön ve üstte. Oradan oraya veri gidene kadar milyon farklı yere uğrayabilme şansı var. Dolayısıyla içeride bir içsel değerlendirme sistemi. Bu birkaç şey ortaya çıkarıyor. Bir, bu canlı davranmadan önce durabiliyor. Düşünme dediğimiz süreç, değerlendirme dediğimiz süreç, bir tartıyor. Alternatif birçok davranış geliştirebiliyor. Artı saçma sapan şeyler üretebiliyor. Yani o dışsal olayla hiç ilgisi olmayan senin dediğin alternatif gerçeklikleri üretebiliyor. Ve bunları önerebiliyor. Mesela bizim şu anda içinde yaşadığımız bütün medeniyet aslında böyle bir tasavvurun ürünü. Birileri bir şeyler tasavvur ediyor, teknoloji hakeza öyle. Şu anda ortada gezinen bütün fikirler, Tanrı'ya dair mesela konuştuklarımız, bunların hepsi tasavvurlarımız ve bu tasavvurlardan anlatılar, işte masallar, kültürler, kültler bir şeyler üretiyoruz. Ve bunlar bizi artık şekillendiriyor. Dolayısıyla sanat yapabilen bir canlı olarak artık biz doğal seçilimin kuralları dışına yavaş yavaş çıkıp çok hızlı bir şekilde kültürel evrimin kurallarının içerisine giriyoruz ve artık başka bir canlı, işte aslında Homo sapiens kulturicum falan gibi bir şey sallasak ona o da olur. Homo sapiens sapiens ağır olarak kültürel bir canlı. Şimdi bu tabii benim hep özellikle okullarda öğretmenlere şurada burada çok anlatmaya çalıştığım şey. Çünkü resim dersi boş ders, müzik dersi boş ders, beden eğitimi işte anca işte sağa dön sola dön. Böyle değerlendirdiğimiz bir şey. Orada halbuki çok tuhaf, dünyada bunu böyle algılandığı çok nadir ülkelerden bir tanesi. Evet. Bu arada. Bu arada ama dünyanın her yerinde sanatla alakalı dersler müfredatın sonlarında yer alıyor. Yani böyle bir şeyimiz var. Çünkü medeniyetimiz teknik bir medeniyet. Sanayi devrimi sonrasında biz genellikle fen, daha sonra sosyal bilimler olarak bilgi alanlarını bir öne çıkarıyoruz. Çünkü o bilgi donanımının bu medeniyeti kurma ve idame ettirmede önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani eğitime rastladığı yerde haklı olabilirsin ama mesela toplumdaki örüntüsüne rastladığı yerde toplumda bunu dengeleyecek şekilde, pozitif dengeleyecek şekilde sanatçıyı ayırt ediyor, sanatçıyı önemsiyor, sanatçının ekonomik ve yaşamsal koşullarını dengeli halde tutuyor falan falan. Evet. Yani orayı düzgün pozisyonluyor. Biz Türkiye'de bu konuyla alakalı gerçekten zafiyetliymişiz gibi görünüyor. Olmadı mesela, burada olmadı. Yani bizim hatırlayabileceğimiz zamanlarda tamam benden senden önceydi ama işte Cumhuriyet Devrimi dediğimiz hikaye. Ondan önce birçok padişahın işte Osmanlı Sarayı'na ilk beyaz piyanoyu getirttiren Abdülhamit dahil olmak üzere. Yani bir takım böyle kültürel, sanatsal coşturma çabaları akim kalmış. Burada oluşmamış. Yani bunun arkasında ben hiç öyle şey olmam. Hani bu konuyla ilgili politik davranmaya gerek yok. Mesela İslam'ın bence çok ciddi hatalı yorumlarından bir tanesi olan işte tasvir ve işte bir şekilde çalgı yasağı dediğimiz bir mesele var. Yani bunun bugün ilahiyatçılar birleşmiş vaziyette, hiçbir nesnel temeli yok. Muhtemelen başka kültürlerden, inançlardan aktardığımız bir şey. Mesela tasvirin yasak olması, yani resim sanatı bitti demektir bu. Heykel yapmanın işte putla eşleştirilmesi falan gibi. Belki arkaik dönemlerde şöyle böyle anlaşılabilecek endişelerden gelen ama günümüz dünyasında
herhangi bir rasyonel, herhangi bir pratik, herhangi bir dini karşılığı olmayan bir kökten geliyor bu tip işler. Tabii ki bu ülkede insanların birkaç yüzyıldır ne kadar dindar olduğu çok tartışılır. Yani sadece din mi yaptı bunu? Hayır. Ama din bir kültürün yansıması, bir kültürün bir başka sesi. Yani o polifonik bir şey bir yerden bir ses de dinden geliyor. Aslında kültürün genelinde bizim işimiz değil bu işler. Böyle bir kafa var. Sovyetler Birliği'nde, ta Sovyetler Birliği döneminde Rusya'da hala devam eden gelenek tam bu ofiste iki sene evvel bizim sevgili hocamız Ali Herişçi, kendisi çok hani iyi bir böyle dünya ünlü bir ressamdır. Tabii Rus kültüründe yetişmiş Azerbaycan'da ve bize orada bir şey anlattı buraya geldiğinde seminerinde. Küçükken dedi bize elimizden tutup sanat galerisi, sanat galerisi, babam gezdirip duruyorlar dedi. İçimiz bayılıyordu dedi. Gidiyorduk böyle bir şeyin önünde saatlerce durup anlatıyorlar. Annesi demiş ki anne ben anlamıyorum. Ya bunu anlamıyorum demiş. Annesi demiş ki büyüyünce anlarsın ne olduğunu. Daha sonra güzel sanatlara girip sanat tarihi dersi almaya bir başladım. İlk ders diyor bana bir aydınlanma geldi. Her şeyin bir anda anlamını kavradım. Orada söyledi. Sanat maruz kalmakla ilgili. Özellikle erken dönemde karşılaşırsan, onu muhatap olarak karşında bulursan bir şey gelişiyor. Nasıl ki dil konuşulmazsa etrafında dilsiz oluyorsun. Sanat olmazsa da sanatsız oluyorsun. Böyle bir çünkü durum. O bir düşünme yöntemi durumu. Yani yöntemsel olarak bizim alışkın olduğumuz bilgiyi alma, biriktirme, aynı bilgi çerçevesinde en karlı ve en kısa yoldan en düzgün sonuçlara ulaşma matematiğinin dışında bir matematik kullanıyor. Yaratıcı olma, yeni fikir geliştirme, yeni bakış açıları oluşturma algoritması gibi. Yok. Algoritması yok. Yöntemi yok. Yöntemi yok. Beyinde ya da varsa bir yeri de yok. Evet. Beyinde bir yeri de yok biliyor musun? Yani öyle bir sanat spotu da yok. Aha yani. Bir muamma yani şu anda. Şimdi bunu da özellikle mesela konuşmaya girerken hatta devam ettirirken de planım böyle. Yani özellikle de resim, heykel, müzik falandan da uzaklaştırarak yani sanatçı olma zihin hali, düşünme hali üzerine de söylemek istiyorum. Çünkü hemen resim, heykel, müzik bilmem ne dediğimizde şimdi karşılaştığımız tabii örnekler üzerinden standartlarımızı oluşturmak zorunda kalacağız. Halbuki bu bizi yanlış yönlendirecek şeylerden bir tanesi. Çünkü şimdi oluşmuş örneklerin büyük bir bölümü, hepsi için kesinlikle diyemeyeceğim, büyük bir bölümü manipüle edilmiş örnekler biçimi. Yani, en azından kalıplaştırılmış ve kategorize edilmiş. Yani bir şekilde adını söyleyince anladın ki sanat öyle bir şey olması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Şimdi bir toplumun yani iyi bir işletmeci mekaniği ara sıra bunu söylerim. İşletme çok ihtiyaç. Tüm işletilecek yapılar için bir ihtiyaç. Ama işletme bir organ. İşletme kurumun tümüne yayılırsa kurum sadece küçülmek zorunda kalır. Başka bir yolu yok. Evet. Ama işletmeyi bir organ olarak tutar. Özellikle de beyin haline getirmezsen, hani işlemesi gereken nitelikli bir organ haline tutarsan çok da işine yarar bir şeyde. İşletme çünkü ölçer, biçimler, koşullara en uygun refleksi verir. Koşullara en uygun refleks seni sadece küçültür. Yani çünkü koşul budur, ona göre en iyisi. Evet. Koşul budur, ona göre en iyisiyle alakalı. Şartlar seni belirler. Şartlar seni belirler. Bu şartların dışında yeni şartlar oluşturabilmek için yeni bir simülasyon üretme bakış açısına ihtiyacın var. O yüzden İşte risk almaya, o yüzden işte vizyon geliştirmeye, o yüzden idealler tutmaya, o yüzden gereksiz romantik olma gibi riskli davranışlar göstermen gerekiyor ve bu bir sanatçı davranış. İlla şey olman gerekmiyor. O yüzden mesela bir seramik ustasına işçi, başka bir seramik ustasına sanatçı diyebiliyorsun. Evet, zanaatkar ve sanatkar. Evet, yani çok iyi seramik yapabilir eve, yerleri döşeteceksin, yapabilir. Bu teknik olarak işini bilen bir adam. Aynı zamanda buraya ne yapılacağını hayal edebilir. Tabii. Yani bunu geliştirebilir. O konuyla ilgili sorun çözebilir. Sorunları çözebilir. İşte bu sanatçısı oluyor. Gerçekten de sanatçısı oluyor bu arada. Hak edilmiş kelimeyle beraber oluyor. Abi seramikçiye de şimdi yerdeki seramik karoları yapan adama da sanatçı mı diyeceğiz? Evet diyeyim. Daha doğrusu bu matematiği kullanıyor. Evet. Yani sanatçı olma tavrını kullanıyor. Ama sen adamın risk alımlarını kesersen, sanatçı olmasıyla alakalı hiç eğitimde, altyapıda buna bir fırsat vermezsen, buradaki riski karşılık gelebilecek ekonomik ayrımı ayıramazsan konuyla alakalı, sen devamlı aynı kötü karoları yaptıran ve hani bununla ilgili gittikçe küçülen bir tarafa, bunu bu tarafıyla ele almak da istiyorum. Bak, şeyde. Demin bak koca beyni söyledim ya, bir sürü alternatif yol vardı. Fakat beyin çok yaktığı için biz genellikle yani bizim zihinsel donanımımız masrafı minimumda tutmak üzere kısa yollar oluşturuyor zihinde. Şu olursa bunu yap, bu olursa bunu yap gibi otomatik pilot hareketlerle düşünme mesaisini çok fazla zorlamadan, fazla zihinsel mesai harcamadan yaşamımıza devam edebilirim diye bunu yapıyor. Şimdi az önce söylediğin
sanatın en önemli işlevlerinden biri, daha doğrusu insanı insan yapan işlevlerinden bir tanesi, bu ekonomi tabanlı otomatikleştirmeye karşın alternatif simülasyonlar yaratabilme ve beyindeki, en azından fiziksel olarak konuşalım, beyindeki alternatif yolları zorlama imkanı yaratıyor. Şimdi bir laf vardır ve laf demeyi buna seviyorum. Sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir. Şimdi bunu kim kullanıyor? Bizim ülkede devlet sanatçısı olup işte kendince bir arızaya, işte muhalefet sandığı bir şey yaparken sanatçı olarak kendini bir yere koyuyor. Alnında ışığı ilk hisseden. Tamam güzelim de sen sanatçı olarak bize ne yaptın bir görelim. Yani hangi alternatif simülasyonları getirdin? Ona buna küfretmek dışında bize ne verdin de biz sana diyelim ki aa ışık parlıyor gerçekten. Şimdi lafa indirgendiği zaman bu işler tanıma tadı çok pis kaçıyor. Çünkü sanat gerçekten insanın yolunu açan, aydınlatan ve gerçekten sanatsızlık hayat damarını koparan bir şey. Çok haklı, çok doğru söylemler. Fakat az önce söylediğim gibi artık neredeyse sanatı görmez olduk biz. Yani karşılaşmaz olduk. Çünkü zanaate de sanat diyoruz. Falanca pop şarkısı televizyonda sanatçı diye söyleniyor. Yani bize bir yeni simülasyon, yeni bir imkan, yeni bir alternatif evren, yeni bir bakış açısı, yeni bir yol önermiyor kimse. Herkes bir icraat peşinde, bir şeyi icra ediyor. Onun eğitimini alıyor, diplomasını çıkıyor. İşte resim öğretmeni oluyor, heykel sanatçısı oluyor, bir şey. Halbuki yani bunun, mesela yapay zeka bunların hepsini bunlardan iyi yapacak. Yapay zeka yapacaksın, en güzel müziği, en güzel heykeli, en güzel resmi o yapacak. Ama resmi icat edebilen insan onu yapay zeka yapamayacak. Yeni bir yol açamayacak yapay zeka. Çünkü onun algoritmasına böyle bir şeyi biz nasıl olduğunu bilmediğimiz için koyamayacağız. Var olan yapılmışı en iyi yapana zanaatkar diyoruz. Yapay zeka mükemmel bir zanaatkar olacak. Bugünkü adına sanatçı dediklerimizin %80'i de zanaatkar olduğu için hepsi işsiz kalacak. Dolayısıyla sanatı tekrar anlamak, hayatın ortasına koymak. Spor, sporcunun, işte siyaset, siyasetçinin, sanat, sanatçının, din, din adamının, şu şunun işi oldu. Hep söylüyorum bunu, biz işsiz kaldık. Kafamız shortcutlarla yaşıyor. Kısa yollarla hayatımızı idame ettiriyoruz. Ondan sonra da televizyonda elimizde çatal kaşık uzmana bakıyoruz. Bir şey dese de ben onu yesem, bu bir şey dese de onu düşünsem, bu bir şey dese de öyle yaşasam. Kendimize dair alternatif üretebilme şansı kalmadı. Gerçekten sanat bize der ki, güzel kardeşim bak böyle gidiyorsun ama bir de şu var. Yani oraya bak. Dolayısıyla ben sanatçı olmaya çalışıyorum. Benim yaptığım şey de senin yaptığın gibi başka bir açıdan baktırma. Mesela bu Can Canan sohbetleri, bizim balkonda şurada burada yaptığımız sohbetlerin kamera önüne geçmiş halde. Biz bunu niye yaptık? İkimizin kafası da açılıyor çünkü dinlerken. O göz benim hayatıma, bu göz senin hayatına baktığı zaman senin göremediğin şeyleri, sen de benim göremediğim şeyleri görüyoruz. Paylaşınca simülasyonlar artıyor. Vay diyorsun, evet böyle de bir şey olabilir. Sanatın işlevi işte bence tam böyle olmalıyken her şeyi kategorize eden insan zihni bu muhteşem özelliğinde içine etmiş vaziyette. Ama ayılacak, yani insanın vazgeçilmez özelliklerinden birisi bu. Ya kanaat önderleri ihtiyacını Türkiye'de, yani dünyanın da genel kuramlarında çok karmaşık bir sürü şey olduğu için bir kanaat önderi ya da bir checklistle bir şeyler oluşturma ihtiyacını çok anlayabiliyorum. Çünkü çok karmaşıklaştı. Tabii. Kuramlarımızı kaybettik. Daha doğrusu aynen, şöyle bir şey oldu galiba. Bilim önemli kritik şeyleri 1960'tan 2000'lere kadar çok önemli şeyleri organize edebildi. 2000 sonrasında da artık teknolojik olarak hayatımıza etkileyecek seviyede yeni teknolojik unsurlar giriyor. Bu da lan o mu bu mu, böyle mi yapsak, böyle mi, bu mu olsa falanla alakalı karmaşa da oluyor. Tabii. O yüzden kanaat önderlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ya da checklistlere de ihtiyaç, basitleştirilmiş anlatı. Çünkü aslında bana onu öğretiyor oradaki basit anlatıların hikayesi. Fakat bunun üzerinde şeyi öğrenmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Gerçekten de böyle yani. Genel olarak konuyu kavrayıp benim çözüm üretmem gereken, çünkü öğrenme böyle tamamlanıyor. Tabii ki. Bir şeyde yani konuya bakıp ha bunun böyle olduğunu, genel yol haritasını görme ama buna kendime uygun ara çözümler, ne yiyeceğimi kendi kendime geliştirme, kendi coğrafyama göre, kendi kültürel alışkanlıklarıma göre, kendi bünyeme göre özelleştirme benim emek sarf etmem gereken bir şey. O kadar da aşağı indirgemek mümkün değil. Ama bunun da ötesinde sanki yapay zeka ile ilgili de böyle bir manipülasyon var. Şiir yazıyor yapay zeka.
belli şairlere benzer şekilde tasarım yapıyor artık yapay zeka. Yeni reklam filmleri hazırlıyor. Filmler deniyor. Gerçekten bu arada yapıyor dediğim yapacakla ilgili bir şey değil ha bu arada. Yapmış bir zeka. Tabii, aktör olarak yapıyor tabii ki. Bunu ya şiir yazabiliyor olması tabii çok tuhaf. İnsanı çok rahatsız ediyormuş gibi görünüyor. Bunun da ötesinde biz de bir sanatın ne olduğunu aşağıdan çok anlamayınca, yukarıdan da teknolojik anlamda böyle bir şeyler gelince ortalık biraz karışıyormuş gibi görünüyor. Bu bir yanılsama gerçekten. Bu karışma sadece bu coğrafyaya ve bize ait bir karışma. Dünyanın geri kalanında Çin dahil olmak üzere karışmıyor. Herkes sanatın işlevsel olarak pozisyonunu biliyor. Biliyor. Biz onu kaybetmişiz işte. Evet zaten. Yani ve bu bizi aynı zamanda karşılıklı sohbet edemez duruma getiren, bu bize yeni ve eleştirel yeni bakış açılarını yorumlayamaz duruma getiren tuhaf bir çatışmacı dille de yalnız bırakıyor. Ya gerçekten herkesin birazcık kendi hayatında ya da toplumdaki insanların en azından %20'sinde sanatçı olduğunu bilmeye bir olasılık bırakmaya ihtiyacımız var. Onların böyle olmasıyla alakalı ki biz de yeni alternatifler, yeni simülasyonlar böyle de olabilir ya diyebileceğimiz bir şey üzerine konuşabilelim. Aynen öyle. Bizde ama ne kadar karlı olacağımız, nasıl sayacağımız falanla ilgili. Algoritmaya uygun şeylerin peşinde gitmeyi getiriyor bunun alternatifi işte. Mesela birkaç sene evvel bir televizyon programında şey demiştim. Gerçek sanatla uğraşan insanlardan kötü olan kimse tanımadım diye. Daha sonra YouTube'a düştükten sonra altına bir sürü yorum geldi. Hadi lan falan filan gibi. Sonra programın ilerleyen bir kısmında Barış Manço örneğini vermiştim mesela. Şimdi Barış Manço için benim böyle bir iddiam vardır. Burada da söylemiştim Barış Manço'yu seven adam kötü olmaz diye. Şimdi Barış Manço mesela sanat açısından şimdi o adamı bir hani sahne performansçısı, işte bir zanaatkar olarak da görebilirsin istersen. Öyle bir yere de koyabilirsin ama daha önce konuştuk ya kılığından, kıyafetinden, görünüşüne, şarkıları yapış biçiminden, işte konuşmasına kadar adam her şeyde bizim cidarları patlattı yani. Bizim işte o uzun saçların dövüldüğü dönemde adamı bağrımıza basabilecek kadar zihnimizi twist etmiş bir adamdır o. Yani işte sanat biraz böyle bir şey. O dönemde bakıyorsun mesela şey değil, orijinal bir çok fazla icadı yoktur şeyin. Ben yıllar sonra geriye dönük olarak Batı'daki işte bu progresif müzik dediğimiz tarzın işte Gentle Giant gibi falan örneklerini görünce Gentle Giant mesela 10-15 sene önce Barış Manço'dan bayağı kılık kıyafeti benzer. İşte aynı Batı'nın Cem Karaca'sı gibi şey gibi böyle tuhaf deneysel müzikler yapan gacırı gucuru bir şeyler yapmış herifler 60'larda 70'lerde. O geleneğin devamı olarak fakat burada işte yerel olarak yaptığın şeyin etkisi çok mühim. Onu alıp gelip burada aynen taklit etmiyor. Öyle bir kendileştiriyor ve dönüştürüyor ki. Şöyle bir örnek vereceğim. Bugün işte geleneksel sanatlar modası birkaç senedir yaygın. Geleneksel sanat kursları açılıyor, bir şeyler yapılıyor. Çok güzel. Ama hat, ebru, tesipten başka hiçbir şey yapılmıyor. Hat, ebru, tesip, hat, ebru, tesip. Şimdi bir gün böyle bir şey eleştirirken orada da bir bu tip sanatlarla ilgilenen bir hoca arkadaş vardı. Hocam dedi yani aşmanın yolu önce dedi klasiği şey yapmaktır. İşte Michelangelo'yu bilmem ne örnek verdi. Bunlar dedi binlerce saat yani yıllar boyunca hep eski ustaların resimlerini ya da heykellerini birebir taklit etmeye çalışmışlar. Dedim güzel hocam evet öyle ama o amaç değildi. Onu niye yapıyordu? Kendi özgün stiline ulaşmak için elini ve beynini kırmak için yapıyordu. Yani onları yapabilir hale geldikten sonra Musa heykelini, efendim işte son yemek tablosunu vırtı zırtı yapabilir hale geliyor bu insanlar. Bizde ise o bir dönem mükemmeli yapıldığına inandığımız şeyi yapana kadar eğitiliyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz orada. Ebru yaptım. Aynı 100 sene önceki gibi ne kadar güzel değil mi? Değil. Sanat böyle bir şey değil. Yani Barış Manço gibi yapacaksın o işi, Cem Karaca gibi yapacaksın. Bir örnek göreceksin, o örneği alacaksın. Picasso demiş, ben onun yalancısıyım yani. İyi sanatçılar esinlenir, mükemmel sanatçı çalar diye. Alacaksın aynen, kendileştireceksin. Mecburen kendinden bir farklılık katacaksın ve bize yeni bir bakış, yeni bir duyuş, yeni bir düşünüş yolu açacaksın. Bunu yapamıyoruz bugün. Var sanatçılarımız böyle yıllarca hiç sessizce temrin etmiş ve hakikaten dünyayı sallayan Fazıl Say gibi adamlarımız var. Bir kısmının muhtemelen var. Ben şu anda içinde bulunduğum vasat itibariyle ismini bilmiyorum. 2 sene yurt dışında yaşasam bütün Türk sanatçıları eminim öğrenirim. Çünkü burada onların sesi gelmiyor. Çünkü bu ülke Göbeklitepe bulunduktan sonra 5 yıl gazetelerde haber yapmamış bir ülke.
Bir tek Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim teknik eki dışında kimse haber yapmamış Göbekli Tepe'yi. Sonra dışarıda fenomen olunca, işte Klaus Schmitz mi ölmüş, ne olmuş o Kazan abi. Ondan sonra bizimkiler yavaş yavaş haber yapmaya başlıyor. Aynı kıymet meselesi. Burada ne tuhaf değil mi? Bir mesafe var abi, mesafe var. Ya bu böyle konuşunca ben hiçbir zaman toplumumdan şikayet etmiyorum. Bu bize bir görev veriyor. Şimdi o artistleri de bazen dövesim geliyor şu elimin tersiyle. Sanatçı, böyle sürekli bir aşağıla, sürekli bir öttü şey, bunlar böyle falan. Ya güzel kardeşim, senin bu adama bir fayda vermen lazım. Bak ben ne yapıyorum? Ben kendimden örnek veriyorum. Yaptığım için söyleyebilirim. Attım kendimi dışarı, ev hanımlarına beyin anlatıyorum ben. Benim yapabildiğim sanat bu kadar. Yani o insanlara elimdekini verme gibi bir görevim var. Aydınlıksan aydınlatma görevim var. Aşağılama hakkın yok. Yani öyle bir şey yapamazsın. Şu yabancılaşmayı da azaltmak için kullanmak istediğim şeylerden de bir tanesi. Ben gene coştum, beni ortaya çektim. Bu konu böyle hassas konu. Evet. Bilimle bilim üretme çok prestijli. Özellikle son sanayi devrimi hikayesi 1800'lerin sonrasından itibaren çok prestijli bir yerdeymiş gibi. Sanat da prestijini kaybediyormuş gibi. Hatta çok tuhaf sorgulamaların aslında karşılıklı işlediğini anlatmak da çok sorun. Ben resim eğitimi aldığım için birebir örnekleriyle beraber biliyorum. İşte Van Gogh'u seviyoruz. Sanatsal anlamda renklerini çok önemli buluyoruz. Dünyada tanınan iyi PR'ı yapılmış sanatçılardan bir tanesi görünüyor. Halbuki yani çok teknik, bilimsel anlamda bir ilk sorgu teknikeridir kendisi. Evet. Fırça, şöyle geniş ağızlı fırçayla renkler daha evvelki dönemde bir rengi bulabilmek için palette renkler birbirlerine kimyasal olarak karıştırılır, bir renk elde edilir. Bu renk tabloya böyle sürülür. Bu ilki değil ama en önemli, yani belirgin uygulayıcılarından bir tanesi. İmpresyonizm diye verdiğimiz şey, böyle yapınca kimyasal olarak renk tonlarının birbirlerinde hafif bir grileşme etkisi olduğunu seziyor. O yüzden fırçayla turuncuyu elde edebilmek için palette karıştırmıyor da fırçanın içerisine bir miktar sarı, bir miktar kırmızıyı aynı anda katıp noktacıklar oluşturarak bir turuncu elde ediyor. Yakından baktığımızda büyüteçte aslında piksel, noktalar piksel. Noktalar var. Piksel hikayesinin sorgulaması. Aynen öyle. Şimdi Picasso mevzusuna giriyorsun. Hani kübizm, kübizm, kübizmi hep öğrettiler bir yerde. Kübizmin işlevsel olarak ana sorgusunun ne olduğunu, bu bağı kurmakta zorluk çekiyorsun. Yahu adamın sorgusu basit. Ben diyor iki boyutlu bir yüzey görüyorum. Halbuki ben fiziken Sinan'a baktığımda bunun üç boyutlu olduğunu zihinsel olarak biliyorum. Çıplak halde görürken bunu üç boyut olarak algılıyorum. Ama tabloya indirdiğimde bu iki boyuta düşüyor. Ben nasıl yapar da tabloda bu üçüncü boyutu gösterebilirimle alakalı çabası var. O yüzden form bozuyor, formu köşeli bozuyor, ilkel haliyle bozuyor. Aslında bu sorgunun ilkel metotlarından, metodolojilerinden bir tanesi. Üç boyutu lekeler üzerinde algılamayla alakalı bir sorgu süreci. Ve bunu estetik hali, bunun başka başka tabii ki birçok katmanı da işliyor arada. Bunun müzikte de, heykelde de, hele mimaride falan bir şeyde bilimle birebir bileşkelendirdiği yeni sorgular, yeni düşünmeler, yani bunun üzerine düşünerek bir şey geliştirmelerle alakalı başlangıçlar oluşuyor. Bence çok önemlilerinden bir tanesi yazarlar grubunun yaptıkları. Zaten düşünceyi yani sanatsal anlamda yorumluyor ya da pozisyonluyor. Bu kadar iç içe. Eğer bu tarafta bunu sorgulayacak, riske atacak, lan üçgenlerle kadın portresi mi yapılır, lan bu ne biçim bir şey dediğin andan itibaren o deneysel bakışı, o sorgulamadaki hikayeyi arka tarafta öldürüyor. Sonra da bize niye teknoloji olmuyor? Ya kimyasını bildiğimiz şeyi bile üretemiyoruz biliyor musun falan diye konuştuğumuz bir ikinci ayak doğuyor. Ama Picasso'yu bu... herkes burnu kafasında tipler çizer diye biliyor. Yani... Halbuki Picasso'yu oraya getiren, o sanatını mükemmelleştiren süreçte bayağı realist bilmem ne süreçlerden geçip resim tekniğini tamamladıktan sonra bu sorgulamalara giriyor. Biz onun geçmişini de bilmediğimiz için. Adam sanıyor sürekli böyle garga burga bir şeyler çiziyor. Benim evde bir tane var. Şimdi bak mesela bu da Türkiye'de anlatmak zorunda kaldığımız bir şey oluyor. Hakeza ki öyle olmasın. Ha. Adam sadece karga burga bir şey tabii. yapıyor olsun. Bu yaptığını değersiz kılmıyor ki. Kılmaz tabii ki. Onun ne olduğunu anlama derdinde değiliz. Benim yemek masasının üstünde bir tane asılı. Belki bilirsin böyle işte Ikea'da falan satılır. Tek çizgiyle yaptığı kuğular bilmem ne. Tek çizgi şey atmat var. Şimdi ben görür görmez ona çarpıldım. Ya yani altındaki Picasso yazısını görmedim bile. Ama böyle o şeyi severim. Ben beceremiyorum ya böyle bir hamlede çizme. Aldım getirdim sonra Picasso'yu gördüm. Vay lan dedim herif bununla da uğraşmış. Geçenlerde böyle hakikaten böyle vücudu sanat almaz bir tanıdığım bana ziyarete geldi. Dedi ki la bunu mu buldun asacak dedi. Yani ben sana güzel bir şey hediye edeyim de buraya onu bileyim. Güzel bir şey. Bilmiyorum ne diyor, onun aleminde güzel bir şey nasıl ama onu güzel bulamaması onun, o arkadaşımın
sistemde bir sorun olduğunu gösteriyor. Çünkü dikkat, ben orada Picasso adını görmedim. Yani görsem de bir şey değişmeyecekti. Çünkü oradaki form eğitildiğimden değil ama benim o deneysel kafama çok yatkın bir şey. Hadi bakalım bir çizgide karşıda bakan insana sen Q'yu çağrıştırabilecek bir şey çizecek misin? Büyük bir meydan okuma. Bu bir araştırma, bu bir Ar-Ge projesi, bu bir deney. Bu bilgi, yani ortaya bir bilgi koyuyorsun aslında. Yani düşünme yöntem, görme biçimleriyle alakalı bir sürü şeyi sorguluyor aslında. Yani bunun hikayesinin başka tarafında. O yüzden işte yani entelektüel anlamda gerçekten uğraşan adam aynı zamanda bunu anlatabilmeyle, sorgulamayla ilgili bir becerisi de oluyor. Ama tabii şeyi de kabul etmek gerekiyor. Türkiye'de mi bunu bu kadar abarttık bilmiyorum. Dünyada da biraz o tarafı var. Yani biraz dil sekülerleşiyor, biraz kendi içine kapanıyor falan. Orada da hani kötü bir elitizm de oluşuyor. Bunu da kabul etmek lazım. Tabii ki. Aynen öyle. Haklı bir elitizm de oluyor, biraz kötü tarafı da oluyor. Ya şimdi o kadar hepsi anlaşılabilir. Evet. Yani sanatçının marjinalleşmesiyle düştüğü çıkmaz ve gettolaşması kendi içinde. Öbür insanın kendini ondan uzak hissedip iyice sanatı itmesi. Yani bunların hepsi doğal süreçler. Yani ben çok net söyleyeyim, hep anlattım. Belki sana çok anlatmışımdır. Bu programda geçtim bilmiyorum ama ben Ankara CSO, küçükken çok giderdim CSO'ya. Hı-hı. Yani neden gitmemem gerektiğini öğrendim gide gide. Yani bir öksürüyor, herkes dönüyor bakıyor. Öksürdü, bu fani falan. Saçma sapan bir böyle bir ortam. Garip duruşlar. Herif uyuyor, eser çalarken uyuyor ama oraya dünyanın en iyi işini yapmaya gelmiş gibi geliyor. Miş gibilermişler. Eserin E'sinden anladığı yok. Besbelli suratından. Ama ben yıllar sonra Danimarka'da iki tane klasik müzik konserine gittim. O bizi çağıran profesörün eşi de işte bir klasik müzik sanatçısıydı. Orada ben anladım klasik müziğin nasıl bir şey. Her şey yerinde güzel. Nasıl Cağ Kebap Erzurum'da güzel, o da orada güzel. Yani oradaki kültürle beraber izlediğimde çok... Cağ çok severim bu arada. Evet. Cağ Kebap'a selam ediyoruz. Acıkmışım galiba. Yemeden içmeden program çekiyoruz işte. Ondan sonra böyle... Parası, yemişim sanatı, Cağ Kebap her şeyden önemli. Bir de bu Breaking the Fourth Wall. Dördüncü duvarı yıkmak. Tiyatro terimiymiş. Seyirciye dönüp konuşursan böyle... Normalde orada görünmez duvar var, onu yıkıyorum. Çok havalı. Zaz filmleri bunu çok yapardı eskiden. Böyle bir espri olurdu, döner kameraya bakardı herif bir anda. Nereden aklıma geldiyse şimdi. Ha. House of Cards diye bir dizi var. O dizinin içerisinde de kullanmışlar. Bunu evet, Kevin Spacey dönüp konuşuyor. Dönüp birden seninle konuşuyor. Sen şimdi bunun böyle böyle olduğunu düşünüyorsun falan. Ama öyle değil falan diye etkileyeceğim. Ama onunla da beraber sardırmak çok zor. Diyordum, bu seçkinleşme çabası, ayrışma çabası... Efendim kendi şeyini nasıl diyelim kapalı grubunu oluşturma çabasını anlayabiliyorum. Çünkü toplumda yaptığın iş market bulmuyorsa, yankı bulmuyorsa bir şekilde kapatıyorsun kendini. Kendi mutlu azınlığın içerisinde bir kültür oluşturmaya çalışıyorsun. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Böyle bizim gibi daha önceki programlarda konuştuğumuz empati sempati olayı çerçevesinde. Bak bütüncüle de bağlarım. Bizim toplumda bir şeyin kabul görmesi için sempatik olması lazım. Yani... Onunla eşleniklik kurabilmen lazım. Hı. Barış Manço'yu ondan sevdik biz işte. Adam sempatikti. Yani onu anlama gayreti sonra geldi. Önce evet. Sempatik bulduk. Yani öyle anlama derdimiz yok bizim. O beni bir anlıyor mu bakayım? Bir kere biz bir sunan insandan bir çaba bekliyoruz. Dolayısıyla çok doğal. Yani insanların bunu itmesi de, onun marjinalleşmesi de, hayattan çıkması da. Ama sanatçı da, sanat tüketicisi de, normal insanın da bir şeyi anlaması lazım. Biz normal değiliz. Biz bir sürü dönüşümden, en son Cumhuriyet Devrimi dediğimiz bu haldır küldür bir yerden geliyoruz. Yani ne oluyor bilmiyoruz. Şu anda mesela Devlet Opera ve Balesi binası Ankara'da duruyor. Ankara'nın çoğu içini bilmez. Yani devletin orası, gel diyor herkes, son derece uygun fiyatlara, Gürer Aykal falan gibi dünya çapında sanatçılar bir şekilde. Tam Gürer Aykal diyordum, tekrar kart doldu. Çünkü bugün çok yüksek çözünürlüklü konuşuyoruz. Kartlar doluyor. Kaç çekim yaptık bilmiyorum valla. Seyredene kolay gelsin. Bu kaçıncı bölüm oldu bugün ama. Neticede Ankara'nın göbeğinde, dünyada hakikaten kalbur üstü kabul edecek birçok sanatçı burnumuzun dibinde kültürel bariyerler nedeniyle giremiyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Geçen gün asansörde öyle bir muhabbet oldu, bir otel asansöründe. Arkadaşım biri küratörmüş, bu sanat galerileriyle falan ilgili bir şey yapıyormuş. İşte seninle ilgili de konuştuğumuz arkadaş oydu. Dedim ben uzunca bir süre İstiklal Caddesi'nde yürürken sanat galerine girmeye çekindim dedim. İçeride ne yapacağım bilmiyorum dedim çünkü. Yani şimdi biri bir şey sorar, bir şey de bir rezillik olmasın diye.
Dedim bu sadece Ankara'da, hocam olur mu dedi. Herkes böyle dedi. Biz dedi bunu kırmaya çalışıyoruz. Yani sanat galerisi sizin için, buyurun girin, açık burası. Yani camiye girer rahatlıkta. Ki bazı şey de var. Benim bir arkadaşım dedi ki ben hayatımda hiç camiye girmedim. Niye dedim? Korkuyorum, içeride ne olacağını bilmiyorum dedi. Hani nasıl, adap nedir? Aynı bunun gibi ya. Oralar halka açık yerler olmalı. Öyle algılamalıyız yani. Başka türlü bu işi düzeltmenin şansı yok. Ta oradan başlayarak bunun müzik, tiyatrodaki karşılığı, doğru söylüyorsun yani. Muhteşem Devlet Tiyatrosu'nun işleri var. Aynen. Gerçekten iyi çalışılmış. 3-5 tanesinde rastlamışlığım vardır eskiden beri gelen. Gerçekten iyi çalışılmış işler. Sanat galerileri, resimler, bunların hepsi bedava. Yani ulaşmak, görmek bedava. Dünyanın en iyi resimleriyle alakalı Türkiye'de de artık büyük sergiler açılıyor. Gerçekten. Görmek, üzerine düşünmek bedava. Birileriyle bu konuda sohbet etmek bedava. Bilmek zaruri değil. Çünkü sanatın zaten tabii bilinesi bir şeyi yok. Aynen. Yani Çinli çok ünlü progresif sanatçılarından bir tanesidir. Hatırlayamadım adamın adını da, orada tıkanıklığa geldi. Sabancı Çon. şeyde de, Sabancı'da da müzesi açıldı. Yani bir sürü tuhaf malzemeyi bir araya getirerek deneysel bir şeyler yapıyor. Buna iyi ya da kötü, ya da mesela şeyden canım böyle başlamak istiyorsa böyle. Bunu ben de yaparım evde. Sıkıntı değil. Böyle başlamak istiyorsa evet, böyle. Ona da hitap eden bir kısmı. Aynen öyle. Yani ben de evde yaparım dedim. Burada ne yapmış gidip. Çünkü bu böylece bir sorgulama başlıyor. Haklı da olabilirsin bu arada. Tabii. Yani sanatsal hiçbir şeyi beğenmek zorunda değilsin. Hiç elitist bir tarafı olmamalı. Hiçbir sanatçı için de öyle bir şey yok. Yani sanatın bir de böyle bir keyifli tarafı var. Çok rahatlıkla elin cebinde herhangi bir resme bakıp ben bunu beğenmedim diyebilirsin. %100. Yani bu, hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Dünyanın en önemli sanat eserlerinden bir tanesi. Sen nasıl beğenmedim dersin diye bir durum yok. Beğenmesin. Bu kadar basit. Yani böyle bir ilişkisi var sanatın bireyle arasında. Ama beğenmemenin virgülü ama üzerine bir düşünmeyle alakalı bir şey. Yani o da bu artık şey gibi. Yani bir nevi iman etmek gibi bir şey. Kişiye kalmış bir şey. Yani azıcık üzerine abi, düşünme, alternatif bir şey görme, fark etmeyle alakalı. Çünkü sanat bize geliştirilebilir bir gerçeklik olasılığı sunuyor. Bu arada bu olasılık %1, %2. Ama o %1, %2'nin olması için %98'in kendini feda etmesi gerekiyor. Toplumsal anlamda birilerinin kendini feda etmesi gerekiyor ve sanat bu fedayı yapıyor. Bir sürü saçma şey deniyor insanların aklına gelen ruhen. O saçma şeyden %2'sine biz ikna oluyor ve dünyamızın biçimini değiştiriyoruz. Ben bunu aynı biyolojinin stratejisi. Çeşit çeşit yap. Aynen. İşe yarayan çok azı hayatı sürdürsün. Yani bunu sana da söylerim ara sıra. Tuhaf sadını biliyorum. Yani ilk kanat olabileceğini hayal eden canlı, hani bunu bilinçli bir hayalden bahsetmediğimizi biliyorum ama bir olasılık olabileceğini düşünen canlı sanatsal anlamda muhteşem bir beceriye sahip. İşte o yüzden Albrecht Dürer ne diyor efendim? Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu oradan çıkarabilendir. Demiş adam. Ressam. Yani biliyor da bir şey söylüyor muhtemelen. Hani ben desem hadi lan dersiniz ama adam düşün. Senelerini sanata vermiş böyle bir şey söylüyor. Bak orada büyük sır var. Belki bunu bir başka bölümün konusu yaparız. Sanat düşünce iterasyonuyla ilgili, devamlı üretmekle ilgili. Yani yaptım sanat değil, devamlı bir olma tabii hali. Tabii bir yöntem bu. Doğa bu. Evet. Doğa böyle işte. Doğa da hiç mükemmel, hiç tam, hiç olmuş yok. Devamlı ürüyor. Bak şu anda bir şey açıldı bende. Yani sanatın sanat olabilmesi için bir süreklilik hali lazım. Yani ben yaptım, Goya gibi yaptım, süper oldum diye bir şey olmuyor işte. O zanaat oluyor, o tekrar oluyor, o kopya oluyor. O başka bir şey oluyor. Belki güzel oluyor ama sanat olmuyor. O yüzden büyük ödüller, nitelikli ödüller yapılmış eserin kendisine verilmez ya. Yapanın olduğu hale verilir. Aynen. Abi bu halde kalmaya devam eder misin? Ömür boyu başarı falan ödülleri. Yani o şey de öyle, işte Nobel'ler de öyle. Yazarlara vesaire verirken yazarın kendisine verirsin. Hepimiz hala yanılırız. Bu kitabı Nobel aldı falan. Öyle bir şey yok. Akademide daha Nobel öyle bir şey sanıyor. Şu çalışmayı yaparsak kesin Nobel aldık. Ama bu öyle bir şey değil. Olduğun bir hale verilen bir şey. Yani aynen devam et demek. Yani böyle gidiyorsun, böyle devam et. Fenaymış sanat. Sanat yapalım. Cağ kebap.